Sevgili izleyenlerimiz, ekranlarınızın başına programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağlıkla, huzurla, bereketle geçireceğiniz en güzel günlerimizden bir tanesi olsun. Efendim bugün günlerden çarşamba, haftanın tam ortasındayız ve sağlık günümüzdeyiz. Konya Özel Selçuklu Hastanesi'nden değerli bir misafiri ağırlıyoruz. Mutfağımızdayız. Bugün sizlere güzel tarifler vereceğiz. Diyetisyen Ayşe Duran bizimle birlikte. Efendim malum artık Ramazan-ı Şerif ayının yavaş yavaş sonlarına geldik. Son 5 gündeyiz. Acaba nasıl olur, nasıl gider derken baktık ki sondayız. Bu sefer diyoruz ki ne kadar da çabuk geçti, hiçbir şey anlamadık diyoruz efendim. Rabbim dualarımızı, niyetlerimizi kabul etsin inşallah. Her şey gönlümüze göre olsun. Yüreğimizden, gönlümüzden geçen dualarımızı Rabbim kabul etsin. Efendim Ramazan bayramı ve sonrası beslenmeden bahsedeceğiz. Oruçtan sonra bizi bekleyen hastalıklar nelermiş? Bayram sabahında kahvaltı soframızda neler olması gerekiyor? Glisemik indeks nedir? Bundan bahsetmek istiyoruz efendim diğer taraftan. Yani Ramazan sonrasında karşılaşabileceğimiz rahatsızlıkları konuşacağız ve Ramazan sonrası beslenmemizde dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir, bundan bahsederiz. İki tane tarifimiz var. Bir tane incir tatlısı yapacağız sizler için. Diğer taraftan da türlü yemeği yapacağız efendim. Etli, hafif böyle sebzeli güzel bir yemek tarifini paylaşacağız. Ama öncesinde güzel sohbet zamanı diyoruz. Konuyla ilgili soracağınız sorularınız varsa bizlere ulaşabilirsiniz. 280-1502 telefon numaramız. Diğer taraftan kontağı ve yazın boşluk bırakıp mesajınızı yazıp 3969'dan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ayşe'cim hoş geldin. Hoş bulduk Simge Hanım. Nasılsın? Görüşmeyeli. Çok teşekkür ederim. Ben de öncelikle buradan tüm Müslüman alemin öncelikle kandilini ve şimdiden Ramazan bayramını kutluyorum. Hatırlattınız, çok da iyi yaptınız efendim. Bugün kandil. Evet. Rabbim bu güzel günlere tekrar kavuşmayı nasip eylesin inşallah. İnşallah. Kadir geceniz hayırlı mübarek olsun. Bugün de 11 ayın sultanı diyoruz ve onda yaşanan en kıymetli gecelerimizden bir tanesi. İşte bol bol dua etmemiz gerekiyor birbirimiz için. Gazze'deki kardeşlerimiz için dua etmemiz gerekiyor. Rabbim zorda olan, darda olan herkese inşallah tez zamanda aydınlığa çıkarsın. Yar ve yardımcımız olsun, zor çünkü. İnşallah, kesinlikle öyle. Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz için elbette çok üzülüyoruz. Keşke elimizden daha fazla şeyler gelebilse fakat dualardan hani başka birkaç, yapabileceğimiz. Birkaç kişinin hani hareket etmesiyle bir şey elde edilmiyor maalesef. Tabii, tabii. Şimdi protesto ediyoruz değil mi? Onların evet. Gıdalarını, onların ürünlerini kullanmayalım diyoruz. Hani bir taraftan düşündüğümüzde evet bunu yapmamız gerekiyor ama hani 13 belediyenin ya da 3-5 kişinin yapmasıyla, 1000 kişinin ya da ne bileyim örnek veriyorum sadece yapmasıyla hani nereye kadar amacımıza gerçekten ulaşabilir miyiz bunu bilmiyorum. Evet. Bir devlet politikasının bu konuda oluşması gerektiğini düşünmekteyim kendimce. Kesinlikle katılıyorum. Ama diğer taraftan da hani oralarda ekmek parası için çalışan onca insan var. Bir de bu yönü düşünüyorum ben. Şimdi onları protesto ediyoruz. İşte o ürünleri almıyoruz ama orada çalışan onca insan var. O kadar kişi işsiz kalacak bu defa. O zaman ne olacak? Hani Türkiye'de çalışan kardeşlerimiz aynen, için söylüyorum. Aynen. O yönünü düşünüyorum sadece. Onun dışında tabii ki almayalım. Kendi ürünlerimiz dururken neden bir başkasının ürünü, hele ki onların ürünü kesinlikle neden öyle tüketeceğiz? Bu kısmını düşünüyorum. Zaten hani gazlı içecekleri yasaklıyoruz biz uzmanlarımız öyle diyorlar. Ben sevindim açıkçası. Süper oluyor değil mi o yüzden? Çünkü biz ne kadar söylesek de bunların hani ne kadar zararlı olduğunu pek fazla önerdiğimiz şeyler doğrultusunda hareket edilmiyor. Hı hı. Belki bu da bir vesile olmuştur. İnşallah, inşallah, inşallah. Efendim dedik ki şimdi bayram, Ramazan boyunca böyle tık kapısı tabiri caizse yedik. Gözümüz açtı çünkü. Sofraya oturduğumuzda bilmiyorum sıcaklardan dolayı bence bu Ramazan'da birçok kişi kilo verdi gibi geliyor bana. Hani haliyle kilo aldık. Belki midemiz dinlenmesi gerekirken biraz daha yüklendik ve tam iftar vaktinde daha da fazla yormuş olduk. Hı hı. İşte bunları atlatabilmek için yani Ramazan sonrası beslenmemizde neler olması gerekiyor? Hı hı hı. Ve bizi bekleyen hastalıklar. Öncelikle Ramazan'da bir ay boyunca zaten midemizi dinlendiriyoruz. Aslında bu bizim midemiz için de dinimiz için de olması gereken bir şey evet, ki sağlık için de gayet güzel bir şey oluyor aslında bakarsak.
Gündüzleri yemek yememeye, akşamları ise yemek yemeye alıştırdık bünyemizi. Evet. Her ne kadar o kadar hani sağlıklı beslenme programımızda olsun, yine danışanlarım olsun, ilk başta normal beslenmeden Ramazan'a geçerken midemizi ona göre alıştırmamız gerekiyordu. Şimdi ise bir ay boyunca açlığa ve uzun süre açlığa alışan midemizi de yavaş yavaş yemeye alıştırmamız gerekiyor. Zaten bizim her zaman birinci bir kuralımız vardı. Yeterli ve dengeli beslenelim diyoruz sağlığımız ana için. Ana kuralımız, evet. Şartımız bu. Aynen. Ama ne kadar uyabiliyoruz aynen, bilmiyorum. Aynen yine devam etmek gerekiyor bunun doğrultusunda. Fakat bizim en fazla yaptığımız yanlışlardan bir tanesi de Ramazan bayramının sabahında çok böyle kalabalık aile sofraları kuruluyor. Evet. Ve orada biliyorsunuz malum çok fazla hani kişiler bekleniyor. Evet. Ve o sofrada kavurmalar olsun, yağlı kızartmalar olsun, börekler olsun, bunlar su eksik olmuyor. Olsun. Hani normal mesela dediğimiz zaman yine zeytininiz, peyniriniz, yumurtanız olsun. Bu şekilde bir kahvaltı yapın dediğimizde çok klasik geliyor bize ve o özel olacak ya, evet, bayramın ilk günü. Evet. Böyle akrabalarınız gelecek efendim, aile büyükleriniz gelecek belki. Aynı sofrada buluşacağız. İşte dolmasından tutun sarmasına kadar, su böreğinden tutun da sizin de söylediğiniz gibi kavurmasına kadar her şey olacak. Çeşitlenecek yani soframız. Peki olmaması gereken şeyler tabii, mi bunlar sabah sabah? Tabii ciddi sağlık problemlerine neden olabilir öncelikle. Şimdi biz sofralarımızı şölen sofrasına şölene çevirelim derken evet, yani ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Öncelikle biz muhabbetimizi şölene çevirelim ki sofralarımız ve midemizi ona göre ayarlayalım. Öncelikle hafif bir atıştırmalıkla başlayabiliriz. Çok geç saatlere yine bırakmayalım sabah kahvaltımızı. Yine erken saatlerde saat 8 en geç 9.30 arasında sabah kahvaltımızı yapmamız gerekiyor. Peki. Yine eğer özel bir şeyler yapmak istiyorsak kendimiz tarifler geliştirebiliriz. Mesela bir kek tarifi yapabiliriz. Kekimizin içerisine ne olacak peki? Kekimizin içerisine mesela normal şeker yerine, beyaz şeker yerine pekmez katabiliriz ki artık özellikle Anadolu'muzda üzüm pekmezi olsun, keçi boynuzu pekmezi olsun bulunuyor. Kolaylıkla ulaşabiliriz. Bulunuyor ve artık tariflerde de yer alıyor. Tabii pekmezimiz. Tariflerde de var. Yine kekimizin içerisinde de böyle bir tarifte kullanabiliriz. İçerisine ki özellikle hani Ramazan'da çok fazla konstipasyon problemi çekenler oldu. Çünkü yani uzun süre açlık kaldığı için kabızlık problemi ve diğer sindirim problemleri de çektik. Hani yine ben söylemiştim diğer programımızda da probiyotik kullanılabilir diye. Evet. Yine kayısı mesela bu kekimizin içerisinde bir kayısı, incir, özellikle mor meyvelerden ahududu, böğürtlen katılabilir. Oo, tabii rengarenk bir kek. Yani illa farklı bir şey yapmak istiyorsak böyle. Peki unu ne yapacağız? Hadi unu, şekerden tam kaçtık. Tam tahıllı unlarımız var zimkan. Artık hiç kaçışı yok yani. Sağlıklı ürünler bütün reyonlarda ve bütün marketlerde bulunuyor. Kolaylıkla ulaşılabilir. Yine beyaz un yerine de tam tahıllı bir un. Şekerin yerine pekmez. Ve onun içerisinde de tatlandırmak için de meyvelerden kullanabiliriz. Muhteşem bir kek yapabiliriz oldu. Tabii ki de. Kek olacak. Peki omlet yani yumurtayı olabilir, farklı tabii, pişirebiliriz. Olabilir tabii. Omlet olabilir. Yine aile sofralarında kalabalık olarak bir menemen pişirilebilir. Ama diyorum ki evet, burada önemli olan yağ miktarı çok önemli bizim. Ve kişi başına düşen yumurta miktarı önemli. Şimdi kişi başına bir yumurta olacak da tabii, yağımız ne olabilir olacak? Yağımız tabii biraz şey yani kişiden kişiye değişen bir olay olduğu için ortalama olarak aldığımızda bir tatlı kaşığı zeytinyağı ile bir kişi başına bir tane yumurtadan yapılabilir. Yine içerisine istenirse peynir katılabilir, lor peynir olabilir ya da az yağlı light bir peynir olabilir. Evet. Bol sebzeli olması bizim açımızdan önemli. Domatesi, biberi. İsteğe bağlı olarak soğan da katılabilir yani. Şimdi kahvaltı diyorsunuz. Hafta sonu kahvaltılarında vazgeçilmez nedir? Kızartmalardır. Yanında da güzel bir sostur. Değil mi? Böyle anlatıyoruz. Şimdi herkesi özendiriyoruz ve bir taraftan da acıkmaya mı başlayacağız? Ne yapacağız? Ne güzel şeylerden bahsediyoruz. Değil mi? Yani eğer farklı bir şey yapmak istiyorsak yine patatesi kızartmak yerine haşlama olarak kullanılabilir. Ama burada önemli olan patateste şimdi patatesin glisemik indeks değeri çok yüksek. Glisemik indeks nedir peki gelmişken? Glisemik indeks şöyle, şimdi bizim karbonhidratlarımızın kandaki glikoz düzeyini değiştiren sistemler. Yani ne demek? Bu şöyle örnek vererek anlatayım size. Biz şimdi bir elmayı aldığımız zaman kabuklu bir yeşil elma. Yeşil evet, elmanın glisemik indeksi ortalama 30'a yakındır. Tamam. Bunu 100 üzerinden vereceğiz. Glikozu biz refer olarak 100 üzerinden 100 alıyoruz. Tamam. Ve ona göre elmanın glisemik indeksi yaklaşık olarak 30 ve 32 arasında oluyor.
Bunu yediğim zaman kanda benim eğer çok fazla ani yükselmede artış olmuyorsa bu benim için doğru bir besin oluyor. Fakat meyvelerden yine gidecek olursak karpuza baktığımız zaman karpuzun glisemik indeksi yaklaşık 70-72 civarındadır. Daha yüksek. Tabii daha yüksektir. Yani diyorum ki karpuzun glisemik indeksi yüksektir. Özellikle diyabet hastalarının dikkat etmesi lazım. Çünkü kan seviyesini birden yükseltiyor. Ama ne kadar güzel bir meyvedir. Rabbime şükürler olsun. Tabii. Ne güzel nimetler vermiş bize. Kesinlikle öyle. Karpuzun faydalarını saymak bitmiyor sonuçta. Evet. Böbrek rahatsızlığı olsun. Yine kandaki incelme dolayısıyla kandaki incelme düzeyine de yardımcı Peki, oluyor. Peki çekirdeğini yememek gerekiyor değil mi? Tabii bu tür çekirdeğini meyvelerin. Yememek lazım. Aksi yine böbreklere takdirde. Sıkıntı verir. Yine evet. Sindirim sisteminde problemlere neden olabilir. Ya da çocuklarda boğaza kaçma aspirasyon riski olabilir. Onlara dikkat etmeleri Apantise lazım. Apantise de zarar verdiğini Tabii, biliyorum ona da veriyor. Ben. Hani ne kadar faydası varsa bir şeyleri biz faydalıyken yine zararlı boyuta taşımamak lazım. Onları doğru biçimde kullanmak lazım. Peki normal, sağlıklı bir insanın karpuzu yine Tabii. tüketmesinde herhangi bir sıkıntı var mıdır? Tüketmesinde herhangi bir sıkıntı yok. Fakat dediğim gibi glisemik indeks yüksek olduğu için birazcık dikkat etmek lazım. Ya da onu yersek şekeri artık şekerle diğer gıdaları çıkaracağız. O da olabilir ama şöyle dengeleyebiliriz. Bu tarz glisemik indeks yüksek olan besinleri proteinlerle dengelersek bizim için daha doğru olur. Yanında ne yiyebiliriz? Mesela bir beyaz peynir. Evet. Karpuzun yanında beyaz peynir harika olur. Şimdi siz bundan sosyal medyada da bahsediyorsunuz. Evet. Dedim ki çok güzel bir ara modaydı hani ünlülerimiz hep bunu uyguladılar. Karpuz diyeti, karpuz diyeti. Yanında ne var? Tabii ki beyaz peynir, beyaz peynir vardı. Çok güzel bir evet, yiyecek. İkisi tabii. gerçekten doyurucu Gayet oluyor. Gayet güzel olur. Hem doyurucu hem de yaz için güzel bir alternatif. Çünkü sonuçta yağlı şeylerden uzak durmak lazım. Ve midemiz zaten yaz mevsiminden dolayı hazmetmekte oldukça zorluk çekecektir. Özellikle masa başında çalışanlar için bu evet. hazımsızlık problemi daha fazla 2-3 katına çıkacaktır. O yüzden dikkat etmek Peki, lazım. Peki hazımsızlığımızı gidermek için o halde şunu anlayabiliyoruz. Yani Ramazan'da ve Ramazan sonrası yani oruç sonrasında bizim karşılaşabileceğimiz hastalıklar sinirim sistemi Tabii, hastalıkları. En işte mide bağırsak. Yine patates örneği vermiştim ben hani sabah kahvaltılarında olabilir diye. Demek istediğim şu patatesin de glisemik indeksi yüksektir. Pirincin yüksektir mesela. Bizim özellikle Konya düğün sofralarında pirinç pilavı üzerine kavurma etler yapılıyor. Hiç o yüzden olmaz. Evet bayramda da bu gelenek sürdürülmesin ona dikkat edilsinler. Hani et yapacaklarsa daha fazla haşlama tarzında ya da fırında yapabilirler. O şekilde daha sağlıklı olacaktır. Efendim sizin için güzel bir tarifimiz var. İkinci bölümde evet. tariflerimizle karşınızda olacağız. Haşlama etten güzel, hafif, böyle hepimizin tüketebileceği kolay bir türlü tarifi vereceğiz efendim. Sonrasında incir tatlısı tarifi vereceğiz. Bakalım bunlar neye iyi geliyormuş. Mor meyveler diyoruz, mor sebzeler. Yani patlıcanın bir faydası var mıdır? Varsa nelerdir? Bunun hakkında da bilgi vermek istiyoruz. Kısacık bir aramız var, sonrasında birlikteyiz. Evet değerli izleyenlerimiz programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diyetisyen Ayşe Duran bizimle birlikte. Ramazan sonrasında beslenmemiz hangi yönde olması gerekiyor? Ne tür hastalıklarla biz karşılaşabiliriz? Bunların riskini azaltmak için neler yapabiliriz? Bunun hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Ama bir taraftan bu bölümümüz biraz kısa olduğu için iki tane tarif paylaşacağız efendim. Bir tane yemek tarifimiz var, bir de tatlı tarifimiz var. Bakalım bunların bize faydası ne olacakmış? Neden bu tarz yiyecekleri tüketmemiz gerekiyormuş? Ayşe Hanım'dan bilgilerimizi almaya devam ediyoruz. Hastalıklar demiştik, sindirim sistemi hastalıklarıyla karşılaşacağımızı söylemiştik. Evet. Ramazan bayramı kahvaltısında soframızda neler olması gerekiyor? Yani beslenme düzenini hangi yönde planlamak gerekiyor? Bunun üzerine konuşalım ama bir taraftan tarifimizi yapalım. Ne yapacağız? Bunun hakkında önce bilgi verelim. Sonrasında sohbetimize diğer taraftan Tamam. Sizden rica edeceğim. Simge Hanım, ocağı yakabilir miyiz? Hemen ocağı yakıyorum ben. Sizi ben de o sırada birazcık biraz önce de söylemiştik zaten. Hani sindirim sisteminde özellikle çok fazla problemler yaşama ihtimalimiz olasıdır. Bunun için de kabak bizim için çok güzel bir alternatiftir. Yine evet. Ramazan'da kavurma yapmak yerine, kavurma tarzını tercih etmek yerine bu şekilde haşlanmış bir etimizi kullanabiliriz ya da fırında tercih edebiliriz etimizi. Ona dikkat edeceğiz. Sonuçta pişirme yöntemleri bizim için çok önemli.
Evet. Şimdi yemeğimizi yavaş yavaş yapmaya başlayalım. Şimdi sindirim sistemini kolaylaştıran tariflerimizden bir tanesi. Tabii. Sebzelerimiz var. Neler var? Bir adet patlıcanımız var. Bir adet kabağımız var. 300 gram kadar kuşbaşı etimiz var efendim. Diğer taraftan 2-3 adet domatesimiz var. 2 tane kırmızı biberimiz var. Ve 2 adet de soğanımız var. Onu unutmayalım. Ama 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız var. Evet. Bu zeytinyağını en sonda ekleyebiliriz. Şimdi öncelikle tenceremizin en altına kabak patlıcanlarımızı yerleştireceğiz. Çünkü patlıcanı birazcık daha pişme süresi daha uzun olduğu için. Evet, bu arada patlıcanlarımızın böyle kararmaması için küçük bir ipucu vermek istiyorum. Limonlu, birazcık da sirkeli ama limon olursa daha iyi olur efendim. Suda bekletmeniz yeterli olacaktır. Hemen onun üzerine kabaklarımızı bir tane kabağımız vardı. Bu arada kabağın faydaları. Ben patlıcan demiştim reklamımız ama onun çok çok fazla ne faydası var ne zararı var. Yiyebileceğimiz, yine tüketebileceğimiz sebzelerimizden bir tanesi. Tabii. Ama kabağın faydaları neler? Sonuçta kabak aslında halk arasında peygamber yemeği olarak da bilinir. Kabak sindirim sistemimiz için bizim gayet doğru bir tercih olur. Evet. Yine bunu çiğ olarak salatalarımıza ya da yoğurdumuza da kullanabiliriz. Daha sağlıklı olur aslında. Kaşık rica edebilir miyim sizden? Hemen. Yine soğanımızı da bunların üzerine boşaltıyoruz. Mor soğan kullanıyoruz yalnız. Evet, mor soğan daha faydalı biliyorsunuz ki. Özellikle hep diyoruz mor sebze ve meyvelerimiz bizim için, vücudumuz için daha sağlıklıdır. O yüzden mor soğanı tercih ettik. Domateslerimizi de efendim ilave ettik. En sonda etimiz zaten haşlandığı için onu en son üzerine ilave edeceğiz. Etimizi bu arada önceden haşladık. Bunu da söyleyelim mi? 300 gram etimizi yaklaşık olarak 1,5-2 su bardağı suda haşladık. Zeytinyağımızı sebzelerimizin üzerine boşaltabiliriz. Ama burada dikkat etmemiz gereken tek şey 2 yemek kaşığı kullanıyoruz sadece. Evet. Bizim etimiz yağsız olduğu için özellikle 2 yemek kaşığını tercih ettik ama eğer bir kuzu etinden tercih edecekse seyircilerimiz burada ekstra bir yağ eklemelerine gerek yok. Zaten kuzu eti daha fazla yağlı olduğu için ona gerek kalmıyor. Şimdi bu şekilde yemeğimiz. Üzerine de yaklaşık olarak yarım su bardağı. Tuzumuzu ilave etmeyecek. Sonra mı ilave? Tuzumuzu en son piştikten sonra. Gerçi bizim etimiz pişti ama et pişerken kesinlikle tuzu ilave etmesinler. Çünkü sertleşmeye neden olabilir. Aynen. Ona evet. Dikkat edecekler. Kapağımızı kapatabiliriz. Artık yemeğimiz pişebilir bu şekilde. Peki baharat ilave edebilir miyiz? Baharat ilave edebiliriz. Tabii kekik aslında ilave edebilirdik hemen, şu an. Hemen sağlıyorum. Bol kekikle yapabiliriz. Hemen kekiğimizi getiriyorum. Bir saniye. Güzel, kolay bir tarif. Tabii kolay bir tarif. Önceden her şey hazır olunca değil mi? Böyle pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz. Katabilirsiniz biraz daha. Bol olabilir kekik. Kekik sonuçta. Buna bence kimyon da ilave edebilirsiniz. Kimyon da olabilir. Az da karabiber tabii. İlave edebilirsiniz. Bu şekilde etimizi pişmeye bırakıyoruz. Yine isteyen olursa bu daha hafif olması açısından salça eklemedik biz ama bir yemek kaşığı kadar da salça ekleyebilirler. Tabii ev salçası ise tuz oranına dikkat etsinler. O zaman ekstra bir tuz eklemesin seyircilerimiz. Salça da ilave tabii, edilebilir. Yani salçada. Suyumuzu biraz sulandırıp onu üzerinden gezdirebilirsiniz. O da olur ama tabii. Domatesimiz olduğu için gerek duymayabilirsiniz. Bayram için çok güzel bir alternatif olacaktır. Yine midemizi yormayacak. Midemizi yormayacak. Zaten bayramda önemli olan çok böyle birden ete kavurmalara yüklenmek olmasın. Dediğim gibi pirinç pilavı özellikle glisemik indeksi çok yüksektir. Yine diyabet hastaları onlardan uzak dursunlar. Patates de dahil olmak üzere. Sebze yemeklerine ağırlık versinler siz yine. Siz artık öyle besleneceksiniz efendim. Tatlılarda tatlandırıcıyı tercih edeceksiniz daha çok. Çok fazla tatlı olan meyveleri tüketmeyeceksiniz ya da meyve tüketiyorsanız içine artı şeker ilave etmeyeceksiniz. Sağlık, her şeye sağlık. Şimdi et pişirme yöntemleri genelde haşlayarak ya da ızgara olarak ızgara mı tüketelim? Şeklinde olabilir. Benmari şeklinde olabilir. Benmari'de o nasıl oluyor? Suyu koyuyoruz. Su kaynarken üzerine ekstra bir tencere koyuyoruz ya da onun özel bir aparatı var. Onun üzerine etimizi rahatlıkla pişirebiliriz. Yani direkt ocakla temasta bulunmuyor benmari. Harikasınız. Şimdi patates dediniz ya. Biz böyle hani mangalda ya da kuzine sobalarda eskiden onlar vardı. Patatesleri bir güzel yıkadıktan sonra içine atardınız ve çok güzel olurdu. Evet. Aynı tadı nerede yakalıyorsunuz biliyor musunuz? Haşlama değil de böyle bir tencereye efendim hiçbir şey ilave etmeyin. Atın kısık ateşte onlar
bir saatte, bir buçuk saatte közlenmiş evet. gibi oluyor. O kadar güzel Doğru. bir tadı oluyor. Babaannemin tarifi benim o. Rahmetli Harika. Babaannem çok güzel yapardı onu. Çok da güzel oluyor. Evet, güzel oluyor. Hafif oluyor aslında ama dediğim gibi patateste ekmek oranına geçtiği için küçük bir patates yediğiniz zaman bir dilim ekmek. O zaman o ekmek ayarlarınızı iyi dengelemeniz Kestane lazım. Kestane gibi oluyor o zaman. Gibi, aynen öyle. Kestane de 5 tane. Tatlımız niçin? Tatlımız öncelikle... Neyi sağlayacak? İncirimizin olmasının nedeni yine cevizimiz var, dövülmüş cevizimiz. İncir ve ceviz biliyorsunuz bağırsak sistemler için gayet önemli. Ramazan'da da demiştik zaten uzun süre bir bağırsak problemi çekenler için sonrasında hani baklava tarzı tatlılar yerine, hamurlu şerbetli tatlılar yerine. Şimdi Ramazan bayramı denince özellikle küçük çocukların aklına da hemen şeker bayramı gelir. Çünkü çok fazla her gittiğimiz yerde muhakkak ya böyle şerbetli tatlılar ikram edilir ya da şekerler ikram edilir. Onlara dikkat etmesi gerekiyor. Hani buradan seyircilerimize şunu söylemek istiyorum. Her gittiğiniz yerde ikramlara evet demeyin. Birazcık hayır demeyi öğrenmemiz lazım. Ama... Hani bir günde belki 5 kapı belki 10 kapı çalıyoruz bilmiyorum artık bayram geldiğinde hani her yere yetişelim istiyoruz da her gidilen yerde de aynı şeyler yani şeker evet. ardından tatlı ardından efendim bir içecek o da tatlı evet. Değil mi böyle devam bir ediyor. Bir de bizim Türk halkı olarak çok fazla misafirperverliğimiz var aslında bu özellik çok güzel ama bir de buna ısrarcılık eklenirse bazen o yanlış. Tabii yanlış oluyor ve sonuçta hayır diyemiyorsunuz size birazcık alayım birazcık her gittiğiniz yerden birazcık alırsanız artık daha kadar oluyor. Bir porsiyonu oluyor. Geçiyoruz Geçer. Bile. Tabii ona dikkat etmek lazım. Sadece bir tane hakkımız olsun günlük olarak maksimum iki olsun. Küçücük bir baklava bile yediğimizde bir dilim ekmeğe eşdeğer oluyor 25 gram kadar. Aman o yüzden aman hiç aman. Farkında olmadan biz o kalorileri almış oluyoruz. O Ay yüzden hiç, onlara dikkat edeceğiz. Ben şokum yalnız. Yani tepsi tepsi bir başına bir kişinin oturup bir tepsi tatlıyı yediğini duydum ve ben böyle ağzı açık şaşkın bir şekilde dinliyorum yani bunları nasıl olur bu iş. Ama bizim İbrahim abi de galiba öyle. 10 dilim mi yiyoruz? Yok. Kaç dilim İbrahim abi? 10? Bir tepsi. Aman yarabbim sonuç ne peki burada? Sonuç olarak yaklaşık 25 dilim ekmek yemiş olabilir. Aynen abi. Metabolizmanın çok hızlı çalışıyor olması gerekiyor o zaman. Demek ki Değil öyle mi? İbrahim abi. Öyle çok fazla bir problem bir yok. Kilo problemi yok. Tatlımızı yapmaya başlayacağım Hemen geçelim. Diğer taraftan. Hemen yer değiştirelim biz. Tabii. Siz onu yaparken ben bunları taşıyacağım çünkü bu tarafa. Ben tatlımıza başlıyorum. Tatlımız için 2 su bardağı az yağlı sütümüz var. Evet. Öncelikle sütümüzü boşaltıyoruz ve sütle birlikte incirlerimizi şimdi kaynamaya bırakacağız. Yaklaşık olarak da şöyle bırakayım ben size isterseniz. Tabii ki. Yaklaşık olarak da 12 tane incirleri minik minik doğradık biz. İncirlerimizi ilave ediyoruz. Zaten incirin içerisinde birlikte. Tabii birlikte bunları kaynamaya bırakacağız. Ay annemin en güzel tatlarından bir tanesi. Sütün içine kuru evet. üzüm artı kuru üzüm incir ilave eder ve biz böyle yerdik. Çok sevdiğim tatlardan bir tanesidir. Hafif bir tatlı. Gelen misafirlerimize de Ramazan'da gayet şık bir sunum şeklinde ikram edebiliriz. Hani illa baklava olmak zorunda değil. Sütlü tatlar bizim için daha güzel bir alternatif Sütlaç. Olur. Sütlaç. Sütlaç olabilir. Tarzı. Tabii olabilir. Puding olabilir. Bir keşkül olabilir mesela. Kazandibi olabilir mesela bilmiyorum. Yakabiliriz hani, hocamızın tatlılarımızı artık değiştirelim istiyorum ben. Tabii yani bazı şeyler gelenekselleşmiş elbette bunları kabul ediyoruz ama bizim sağlığımız daha çok önemli. Hani çok fazla yemek aslına bakarsanız bize katan bir şey yok. Hani ben onu hep diyorum şu kadarcık bir şey yesek de aynı lezzeti alıyoruz. Koca bir tepsi yesek de aynı lezzeti alıyoruz. Peki kabızlığımız hani Ramazan sonrasında da devam ediyorsa yani biz Ramazan boyunca kabızlık çektik diyelim ve sonrasında da bu devam ediyor. Bunun için ne yapmak gerekir? Devam ediyorsa muhakkak beslenmemizde yanlış bir şeyler vardır. Bunların en başında yine hep diyoruz hani yeterli ve dengeli beslenme. Ya öğünlerimizi atlıyoruzdur ya yine uzun süre açlıklar oluyordur dediğim gibi. Hani kesinlikle şöyle düşünmesinler. Normalde benim almam kalori 1500 kalori ortalama diyelim. Bu ben 1500 kaloriyi bir seferde almak zorundayım ya da bir seferde alınca da aynı diyeti uyguluyorum gibi bir şey yok. Hani demek istediğimiz o hep bu öğünleri bizim en az bir 5-6 öğüne bölmemiz lazım. Zaten sabah, öğlen, akşam bizim ana öğünlerimiz sabit. Evet, onları evet. biliyoruz artık. Onun dışında da ara öğünlerle bunu desteklemeye devam edelim. Hani Ramazan'da da çok güzel ara öğünler yapabiliriz. Elbette misafirlerimiz kalabalık hoş sohbetler olacak. O birazcık zor oluyor ama ara ne, nasıl yapacağız? Bir baklava yerine yaz meyveleri çok güzel. Bir meyve tercih edebiliriz özellikle.
mürdüm eriği olabilir mesela. Gayet de güzel olur. Hani soğuk, hem kendinizi serinletir. Hani baklava yerken aslına bakarsanız susatmayı da birazcık artırdığı için çok fazla tercih etmememiz lazım. Kabızlığa sebep olan meyvelerimiz de var. Yani muz gibi, çok özür diliyorum, hani ishal olmuşsanız bunu gidermek için ne tavsiye ederler? Şeftali ya da muz yiyin derler, evet, değil doğru. mi? Doğru. Peki bunları o dönemde azaltmamız gerekiyor. Tabii, kayısıya birazcık yüklenebilir miyiz? Yani dengeli. Sonuçta kayısı yiyecekseniz bir değişim kayısımız bizim. 3 tane kayısı yiyebilirsiniz eğer orta boysa, küçükse. Sadece kayısı olmasın ama yine de farklı meyvelerden de, mor meyvelerden de tercih edebiliriz yine. Peki bizim hazırladığımız kompostolarımızı geçtiğimiz bölümde meyve, çok güzel bir limonata yapmıştık. Evet. Kompostolar ya da hoşaflar. Olur. Bunların da yine sindirim sistemine bir faydası var mıdır? Tabii etkisi vardır. Özellikle kurutulmuş erik bir hoşafı çok güzel olur. Yine sindirim sistemimiz için önemlidir. Fakat onlarda da yine fruktoz dediğimiz meyve şekeri olduğu için miktarına dikkat etmek lazım. Yaklaşık olarak bir çay bardağı içerisinde de 4-5 tane eriği olacak şekilde her öğünümüze ekleyebiliriz. O şekilde kompostolarımızda hiçbir zararı olmaz. Bol bol tüketebiliriz. Tabii yine yoğurt tüketebilirler. Yoğurt da sindirim sistemimizi gayet güzel hareketlendirecek. Kefiri tekrar hatırlatıyorum. Tabii, ben. Kefir. Faydasını bir daha söyleyelim. Bunu çünkü çok tavsiye ediyorsunuz. Tabii. İçemeyenler mutlaka vardır çünkü biraz ekşimsi bir tadı oluyor. İçemeyenler için hemen kısa bir tarif verebilirim yani. Bir su bardağı kefiri blenderınızın içine attıktan sonra içerisinde 4-5 tane çilek konulabilir mesela. Özellikle çocuklar için çilekli bir kefir olmuş olur. Hani marketlerden bu şekilde meyveli kefir almayalım da biz kendimiz yapalım her şeyin meyvelisini. Peki siz bunu söyleyince bu sefer meyveli yoğurtlara gitti kafam. onlar da o şekilde tüketmeniz aynı zararlı mıdır? Zararlı. Aslına bakarsanız onlarda katkı maddesi ve şeker ilavesi daha her fazla. Ne kadar yok deniliyorsa da var tabii ki de. Biz her zaman sadesini alalım. Hangi meyveyi seviyorsak o şekilde yapalım. Hani yoğurdun içerisinde ananas çok güzel yakışıyor. Dilimleyin, ananas yapılabilir. Evet. Biz yapmıştık burada tarifimizde. Çilek de güzel oluyor. Çilek de güzel olur. Tabii yine kefirin içerisinde de kullanılabilir. Hani kişinin damak lezzetine göre değişiyor aslında. Mesela yeşil elma rendesi ile kefiri seven danışanlarım da var. O şekilde de yapılabilir. Artık hangi şekilde seviyorsanız. Olabilir. Kendimiz tabii yapacağız ama. Efendim hazır meyvelerden almayalım. Dönüyorum tekrar sebzelere. Birazdan tekrar döneceğim ete. Şimdi kabak kullanıyoruz da hani kabağı çok fazla tüketen ya da seven yok. Aslında çok farklı çeşitli yemeklerini yapabiliriz. Tabii yapılabilir. Bir böreğini yapabiliriz rendeleyip. Mücverini yapabiliriz, harika olur. Efendim bunu rendeleyin, cacığını yapın. Çok da güzel oluyor. Salatalık yerine kullanabiliriz. Olabilir tabii. Değil mi? Faydalıdır. Tabii faydalı. Dediğim gibi sindirim sistemi için gayet de güzel bir tercih olur. Biz sebze yemeğini çok fazla sevmeyen bir milletiz aslına bakarsak. Maalesef. Zeytinyağlı sebze yemekleri bizim her zaman bağırsak sistemimizi, bağırsak parasitik hareketlerimizi hareketlendiriyor ve bunun içinde olması gerekiyor. Hani Ramazan'da da, Ramazan bayramında da daha fazla böyle kavurmalardan ziyade sebze yemeklerine veya etli sebze yemeklerine yönelebilirler. Tabii burada çok et pişirme güzel. Yöntemi de çok önemli. Bunları konuşalım ve kırmızı eti çok fazla tüketmek. Hani sebze yemeyip de her gün farklı farklı et tabii. yemeklerini arayanlar var çünkü. Hem çeşidiniz azalıyor. Dön dolaş aynı şeyleri yemiş oluyorsunuz. Hem bir taraftan da tek yönlü beslendiğimiz için mutlaka zararı vardır. Bunu da sizden dinleyelim. Tabii şimdi özellikle çok fazla popüler diyetler var. Bunlardan bir tanesi de protein diyeti. Evet. Ve bunun zararlarını ben birkaç şimdi gelen danışanlarımdan da görmeye başladım. Çok fazla proteinle beslendiğimiz zaman özellikle böbreklerimize çok fazla sıkıntı veriyoruz. Ve bu da ciddi anlamda böbreklerimize yüklendiği için ciddi sağlık problemlerine neden olabilir. Evet. Hani etimizi pişirirken de kırmızı eti pişirirken özellikle haşlama tarzında yapabiliriz ya da bir fırında yapabiliriz. Dediğim gibi benmari şeklinde yapabiliriz. Fakat yaparken özellikle tavada yapacaksak yağsız bir tavada önceden ısıtılmış bir yağsız tavaya etimizi koyduktan sonra bu şekilde yapabiliriz. Hani burada tavanın ısınmış olması çok önemli. Onun dışında ve etimizi hani çok fazla sertlik olduğu için kırmızı etimizde onun marine edilmiş olması önemli. Hani marine ederken de bir 4-5 saat dolabımızda beklemek lazım. Mesela marine etmek için yoğurt suyu çok güzel bir alternatif olur. Çünkü yoğurdun içerisinde laktik asit var ve asit etin yumuşamasını sağlayacaktır. Fakat bir gün önceden muhakkak dolapta marine bekletmek lazım. Marine etmenin faydası tabii var diyoruz. Var. Ya da soğan suyuyla özellikle şimdi kırmızı soğan kullandık biz. Kırmızı soğan suyuyla da onu blenderdan geçirip ya da elinizle sıkıp beklettikten sonra kapta onun suyuyla da marine edilebilir etimiz. Daha sonra da o şekilde pişirme yöntemiyle olabilir. Tatlı bir taraftan olabilir. Kaynadı.
Evet, pişmeler artık tamamlanıyor. Evet, yavaş yavaş oluyor. Çok da güzel görünüyorlar. Hani İbrahim abi dedi ki sebze yani kabakla çok fazla aram yok. Yani Türk erkekleri böyle. Hani hanımlar yine sağ olsunlar seçici olmuyorlar da mecburen garibim ne yapsın? Yemek zorunda. Hani aslında, çocuğu için, evet. Beslenmesi için, eşi için, ailesi için seçici olamıyor kadınlar ama erkekler biraz daha seçici aslında sanki. Şöyle bir şey var. Seçicilikten ziyade yine bence suç birazcık hanımlarda oluyor. Neden? Çünkü anneler çocuklarına sebze yemeği alışkanlık haline getiremediği için sürekli sofrada et var. Çocuk zaten belli bir yaşa, 6. Çocukluk döneminden kaynaklanıyor bu problem. 6. yaşına kadar ne gördüyse onu zihninde kaydedip o şekilde beslenmeyi de aynı şekilde kendisine model olarak alıyor. Annesini, babasını ya da etrafındakileri. Yani bu yüzden ben annelere hep telkinlerde bulunuyorum. Muhakkak günlük olarak en az bir kere sebze yemeği pişirmeniz gerekiyor. Zeytinyağlı sebze yemeği özellikle. Diyoruz. Tabii. Efendim ben bunu artık kaynadı çünkü. Aslında, kıvamına geldi mi? Biraz daha kıvamına gelmesi lazım ama bizim programımız kısıtlı olduğu için bunu evet, bu şekilde. Evet, son 3 dakika dediler. Eyvah. Tamam, bunları biz alabiliriz. Servis yapabiliriz bu şekilde. Tamamdır efendim. Ben bunu kapatıyorum. Servis tabağımızı alacağım. Şöyle alabiliriz. Hemen. Sonra üzerine neyle süsleyeceğiz yalnız? Üzerimizi tarçınımızla, cevizimizle süsleyeceğiz. Fakat bunu katmayı unuttuk biz yine. Eyvah! Vanilyamızı üzerine ekliyoruz artık. Eyvah! Bakın aceleyle yapılan işlerde bir şeyler mutlaka unutuluyor. Şöyle yapacağım. Bu kadar yeterli tabii, tabii, bence. Tabii yeterli. Bunları seyircilerimiz daha minik kaplarda tek kişilik olarak servis yapabilirler. Sonuçta vanilya da çok çabuk eridiği için bu şekilde koyabilir. Sadece birazcık koku ve tadı vermesi açısından. Üzerine de omega 3'ten zengin cevizimizle süslüyoruz. Tabii kıvamına biraz daha gelmesi tabii, gerekiyordu vanilyayı ekledikten sonra. Yine incirle birlikte birazcık daha katılabilirdi. İsterlerse hani birazcık daha bu kadar sulu bir kıvam değil de daha böyle koyu bir kıvam isterlerse bir tatlı kaşığı kadar nişasta eklenilebilir. Ya da miktarı arttıkça nişastanın miktarını da artırabilirler. Biraz bence daha de koyu bir kıvam alacaktır. Bu şahane bir tarifimiz oldu. Diğer taraftan yemeğimiz onu da ben onu da hemen almak istiyorum. Bunun da altını yiyecekten sonra. Hayırlısı gayet mi? Sağlıklı. Tekrar diyorum ben çünkü birazcık özellikle Konya halkımız kavurmayı çok sevdiği için. Evet. Kavurmadan ziyade tabii yemeğimiz de birazcık daha pişecekti. Ama kavurmadan ziyade bu şekilde sebzeli bir et yemekleri tercih edebilirler. Şöyle alıyorum. Evet. Üzerine maydanozla ya da dereotuyla da süsleyebiliriz. Tabii. Şöyle tariflerimiz. Efendim tariflerimiz böyleydi. Sebzeli güzel bir et yemeği yaptık. Türlü yaptık aslında. Evet. Pratik yöntemlerden bir tanesi yemeklerimizden. Diğer taraftan da incirli sütlü tatlımızı gerçekleştirdik. Şimdiden afiyet olsun diyelim. Evet. Sizin midenizi, sindirim sisteminizi rahatlatacak tariflerden biriydi efendim. Hatta ikisiydi. Çok kesinlikle teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Rica ederim Simge Hanım. Teşekkür ederim. Hayırlı kandiller diliyoruz hayırlı efendim. Hayırlı kandiller tekrar. Bugünlük programın sonuna geldik. Yayında yapım demeye geçen arkadaşlarımıza, değerli misafirimize ve sizlere teşekkür ediyoruz. Yarın saatlerimiz 12'yi gösterdiğinde yine farklı bir konumla karşınızda olacağız. Her şey gönlünüzce olsun. Hayırlı kandilleriniz olsun efendim. Hoşçakalın.